Sevgili tavşanın halkı, yeni bir hafta, yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Malum, cumartesi günü itibariyle tüm Türkiye'de yoğun bir kar yağışı başladı. Bu anlamda Tavşan ilçemizde de ve belediye sınırları içerisinde yer yer 10 santimi bulan kalınlıklarda yoğun bir kar yağışının olduğuna hepimiz şahitlik etmekteyiz. Rabbimize şükrediyoruz. Çünkü kar demek aynı zamanda bereket demektir. Kar aynı zamanda yeraltı su zenginliği demektir. Kar aynı zamanda mikropların ölmesi ve sağlıklı bir yaşam demektir. Ve yine kar çocuklarım için eğlence demektir. Bu anlamda her ne kadar karın tadını çıkarsak da Tavşanlı Belediyesi olarak her sene olduğu gibi Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisindeki ana caddelerde ve dolmuş duraklarının geçtiği güzergahlarda özellikle hastane yolunda gerekli tedbirler alınmış, tuzlama çalışmaları belediyemizin ekipleri tarafından yapılmıştır. Yine insanlarımızın çok yoğun olarak kullandığı yaya yollarında da gerek ana cadde kenarı yaya yollarında, gerekse şehir içi yaya yollarında ekiplerimiz tarafından gerekli yol açılımları sağlanmıştır. Şimdi Tavşanlı Belediyesi'nin şikayet sayfasına ve bununla ilgili işlem yapılması ile ilgili açmış olduğumuz WhatsApp sayfasına ve birim amirlerine, gerekse de bana ve belediye başkan yardımcılarına ulaşan telefonlara baktığımız zaman şöyle bir manzara ile karşı karşıya kalmaktayız. Genelde insanlar kendi özel araçlarını kullanabilmek amacıyla ya garajında ya bahçesinde ya da yol güzergahında hastalığı bahane etmek suretiyle ya da farklı bir gerekçe sunmak suretiyle belediye ekiplerinin bireysel anlamda kendi hatlarında açmaları ile ilgili bir talepte bulunmakta. Hatta bu zaman zaman eşim hamile gibi farklı bir gerekçeye dayandırmak suretiyle baktığınız zaman arabası içeride kalmış vatandaşın yahut da farklı bir durum ortaya çıkmış. Arabasını kullanmak istiyor. Bu anlamda belediyeyi bağlayıcı, belediyenin işlerini engelleyici mahiyette yoğun taleplerin olduğunu da görmekteyiz. Geçmiş senelerde bunu çokça yaşadık ve bu konuda tecrübe sahibi olduk. Ben Tavşanlı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla vatandaşımızdan şunu hasreten rica ediyorum. Böyle zamanlarda özel araçlarınızı kullanmayınız. Zaten şehir içerisinde dolmuş hatları ve dolmuş güzergahındaki tüm araçlar yoğun bir şekilde faaliyetine devam etmekte. Varsa bir işiniz gücünüz toplu taşıma araçlarını kullanın diye tavsiye ediyoruz. Yine Tavşanlı geneline baktığımız zaman binlerce sokaktan bahsedebiliriz. O binlerce sokağı aynı anda temizlemek mümkün değil. Bu anlamda ana arterlerin, ana caddelerin ve trafiğin yoğun olarak kullanıldığı özellikle yüksek kesimlerdeki güzergahların gerek kar kürmesi gerekse tuzlama çalışmaları zaten belediyemiz ekipleri tarafından 24 saat süreyle yapılmakta. Çok acil durumlarda belediyemize gelen talepler doğrultusunda durum değerlendirmesi yapılmak suretiyle zaman zaman güzergahın dışına çıkmak suretiyle zemin açılımı da yapılmakta. Ama ana güzergahların kapalı kalmaması için, yayaların açık kalmaması için belediye ekiplerinin bu anlamda verimli çalışması gerekiyor. Halkımızdan da bu konuda gerekli duyarlılığın sağlanmasını rica ediyoruz. Yani diyoruz ki belediye karla mücadele konusunda her zaman olduğu gibi gerekli hassasiyeti sağlamakta. Yeter ki gereksiz meşguliyetler ve bireysel anlamda aracını yola çıkarmayla ilgili gereksiz talepler olmasın. Aynı zamanda geçmiş senelerde ifade ettik. Hastane ile ilgili eğer bir şikayet konusu varsa, yani sağlık durumu ile ilgili bir şikayet konusu varsa, doğum gibi,
ya da acil bir durum gibi. Bu konuda 112'yi aramak suretiyle hastane görevlileri gerekli hassasiyeti sağlıyorlar ve vatandaşımızın ayağına kadar gitmek suretiyle hamile arkadaşımız, vatandaşımız varsa onu almak suretiyle hastaneye yahut da yoğun bakımlık yahut da acil bir durum olan hastayı da yine almak suretiyle acil duruma, acil servisine veya hastaneye gerekli kolaylığı getirmek suretiyle sağlamaktadırlar. Yani vatandaşımızdan hassasiyetle ricamız şu, bu tür sağlık sorunlarında 112 acili aramak suretiyle gerekli kolaylığın sağlanacağının bilinmesini talep ediyoruz kendilerinden. Malum sokak hayvanlarımız var. Çok farklı güzergahlarda. Onlar da bir can taşıyor. Tavşanlı Belediyesi olarak biz hayvan bakım merkezinde Çukurköy Şabane dedi ki hayvan barınağında gerekli bakımları yapmakla birlikte özellikle bu tür havalarda sokaktaki canlıların kanatlı kanatsız, ayaklı ayaksız, dört ayak ve iki ayak beslenmesini sağlamak amacıyla değişik güzergahlarda hayvan barınağındaki personelimiz vasıtasıyla mama bırakma, yem bırakma ve yiyecek bırakma eylemini gerçekleştirdik. Bunun haricinde kanatlı kuşlarla ilgili bulunduğunuz bölgede eğer varsa bu tür canlılar onların yemlemesiyle ilgili ya belediyemize haber verin ya da insanlık adına vatandaşımız olarak sizler bu konuda gerekli katkıyı, desteği sağlayın diye temenni ediyoruz. Şehir içi trafiğinin çok yoğun olduğunu hep beraber görüyoruz. Neredeyse insan yoğunluğundan daha fazla araç yoğunluğu var şehir merkezinde. Böyle havalarda gereksiz kazaların olmaması için özellikle dolmuşların kullanılması, şehir içi trafiğinin yoğunluğunun azaltılması ve mümkünse çok acil bir durum yoksa şehir merkezine araçla gelinilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileriz.